Pıtırcıklarım merhabalar. Tanzimat biricilerime devam ediyoruz. Karşınızda yazı makinesi olarak da bilinen sevgili Ahmet Mithat Efendi arkadaşlar. Bak, teknik açıdan zayıf yazar ama çok roman yazar. Yalnız bu da Namık Kemal gibi romantiktir. Ama bu roman yazdığı için arkadaşlar olay şöyle yansır burada. Roman akışına müdahale eder. Akışı keser. Akışı kesip kendi bilgilerini verir, tam romantizmde olduğu gibi, ve bu yüzden romanları teknik açıdan başarısızdır. Düşünün arkadaşlar. Yani romanlar, 41 tane romanı var. Yaklaşık 200 hikayesi var. Ha, 2 tane kitapta topluyor ama hikayelerini 241 tane eseri var diyebilirim. Sadece roman hikayeyi, hakeza diğerleri de var arkadaşlar. Bak şimdi. Ahmet Mithat Efendi. Koduna bakın. Hasan Hüseyin'in Paris'te bir karnaval kurup 17 yaşındaki Dürdane'yi çengi olarak oynattığını duyan Yeniçeri jönü Kafkaslı Felatun Bey'in eyvah diyerek Avrupa'ya cinayet işlemeye gittiği rivayet edilir arkadaşlar. Bak, Yeniçeri jönü Kafkaslı Felatun eyvah demiş, Avrupa'ya gitmiş. Peki Avrupa'da, Paris'te ne olmuş? Hasan Hüseyin bir şikayet yapmış. Peki öğretmenim, bu Hasan Hüseyin ne yapmış? Hasan Hüseyin arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi Hasan Hüseyin Avrupa'da, Paris'te, bak Eyfel Kulesi size Paris'i anlatıyor. Paris'te 17 yaşındaki Dürdane'yi çengi olarak oynatmak istemiş. Kim? Hasan Hüseyin. Ama Yeniçeri jönü Kafkaslı Felatun Kafkas'tan gelerek demiş ki hayır, burada bir Türk kızı oynatılamaz çengi olarak demiş bu karnavalda. Bak yukarıdaki şekle bakarsanız gülenler falan, bir karnaval şekli var. Eyvah demiş, eline de bıçağı almış, cinayet işlemeye gitmiş. Yani cinayet işlemeye derken sakın yanlış anlamayın, çengi Dürdane'yi, yani Dürdane'yi çengi olmaktan kurtarmak istemiş. Tamam. Şimdi olay. Hasan Hüseyin Paris'te bir karnaval kurmuş. 17 yaşındaki Dürdane'de çengi olarak oynayacaksın demiş. Bunu duyan Yeniçeri jönü, yani Yeniçerilerden yakışıklı, hop burada arkadaşlar Kafkaslı Felatun Bey eyvah demiş. Avrupa'ya doğru, yani Paris'in olduğu Avrupa'ya doğru koşmuş. Ve işte cinayet işlemi, yani bunu hayır, kimse oynatamaz. Tamam mı? Dürdane'yi kimse oynatamaz. Bir Türk kızını kimse bu şekilde oynatamaz istemediği sürece demiş. Bak şimdi. Hasan Hüseyin. Değil mi? Hasan Hüseyin şu. Ne kadar güzel. Gördünüz mü? Ama şikayetçi bak. Dürdane'yi çengi olarak zorla oynatıyor. Tamam, Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin burada Hasan Mellah ve Hüseyin Fellah'ı çağrıştırır. Bunlar romanlarıdır. Ahmet Mithat'ın. Nerede oynatıyordu? Paris'te. O zaman Paris'te bir Türk. Ne kuruyordu? Karnaval. O zaman karnaval. Bak bu da roman. Peki kimi oynatıyordu? Dürdane. O zaman Dürdane Hanım roman. Dürdane Hanım kaç yaşında? 17 yaşında. Henüz 17 yaşında roman. Ne olarak oynatıyordu? Çengi. Çeng bir çalgıdır arkadaşlar. Çengi çalınınca oynayan da çengidir. Çengi hem bir roman hem bir tiyatro. Çengi hem bir roman olarak yazdı hem de tiyatroyu uyarladı. Peki buna kim kızdı? Yeniçeri yakışıklısı jönü Kafkaslı Felatun. O zaman Yeniçeri, Yeniçeriler romanı. Jön, Jön Türk romanı. Kafkaslı Felatun, Kafkas romanı. Felatun Bey, Felatun Bey ile Rakım Efendi romanı. Nereye gidiyordu? Paris nerede? Avrupa'da. Avrupa'da bir cevelan, gezi yazısı. Ne olduğu rivayet ediliyordu? Arkadaşlar bu rivayetten ibaretti. O zaman letaifi rivayet. Kodumuzu bir daha veriyoruz. Bak. Gençler, Hasan Hüseyin. Şöyle büyüteyim. Hasan Hüseyin. Tamam. 17 yaşındaki çengi Dürdane'yi, 17 yaşındaki Dürdane'yi Paris'te karnaval kurup çengi olarak oynatmak istiyor. Tamam. Buna kim karşı geliyor? Yeniçeri jönü Kafkaslı Felatun. Ne diyor? Eyvah diyor. Ve kim oynatıyorsa geliyorum Hasan Hüseyin, gardını al ve ben cinayet işlemeye geliyorum diyordu. Ve bu bir rivayetten ibaretti. Evet. Geldik. Kim oynatıyordu söyleyin? Hasan Hüseyin. Şuraya bakın. Hasan Mella, Hüseyin Fella. Buyurun alın size iki tane roman. Değil mi? Peki kim bunlara karşı olarak geliyordu? Söyleyin kim geliyordu, buna kızıyordu? Yeniçeri Jönü, Kafkaslı Felatun. Felatun Beyli Rakım Efendi. Felatun Beyli Rakım Efendi de nedir? Doğu-Batı çatışması. Nedir arkadaşlar? Mevcuttur. Doğu-Batı çatışması önemlidir. Ve burada Felatun Beyli Rakım Efendi'den biri Doğu'yu, biri Batı'yı temsil eder ve mesaj şudur. Körü körüne batılı olma. Doğu'nun geleneklerini de unutma diyor. Peki nerede kuruluyordu bu karnaval? Paris. Romanın adı Paris'te bir Türk. Değil mi? Peki Dürdane'yi ne olarak oynatıyorlardı? Çengi. Çengi bir roman, tiyatroda da gelecek. Peki kim kızıyordu buna? Kafkaslı Felatun. Kafkas bir roman. Peki ne kurulmuştu burada arkadaşlar? Bizim Hasan Hüseyin, karnaval. O zaman karnaval bir roman. Kimi oynatmak istiyordu? Dürdane'yi. Dürdane'nin bir roman. Dürdane'nin kaç yaşındaydı? 17 yaşındaydı. Henüz 17 yaşında. Ve Kafkaslı Felatun elinde bıçağı aldı. Ne yapmaya geliyordu? Cinayete. Esrar-ı cinayet. Peki Kafkaslı Felatun kimdi? Yeniçeri Jönü'ydü. O zaman Jön Türk. Sonra Yeniçeri Jön olduğu için Yeniçeriler. Bir roman daha vardır. Çok bilinmez ama müşahedattır. Onu da arkadaşlar sadece yazmak istedim. Bu naturalist bir romandır. Normalde adam romantik, bu naturalist bir romandır. Hani demiştim ya, vapurda 3 kişiyi gözlemledi. Sonra bunları takip etti. Edebi akımlarda bahsetmiştim. Sonra gitti o takip ettiği kişiler ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Pıt 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 bunları takip etti ya. Sonra gitti o takip ettiği kişileri, hani kimi onlar takip ettiği kişilerin yanındaki evi tuttu. Sonra onların hayatının içine girerek, onların hayatından istirilerek roman yazdı. Al sana nedir? Müşahedat. Hikayeleri var. Bu anlattığım arkadaşlar şey Yeniçeri Jönü'nün hani elinde bıçakla Avrupa'ya cinayet işlemeye gitmesi bir rivayetten ibaretti. Letaifi rivayet. İşte alın ilk hikayemiz arkadaşlar. Tamam. Bir hikayesi daha vardır. Kıssadan ise o Letaifi rivayet kadar önemli değildir. Tiyatro ne diye bağırıp gidiyordu? Eyvah diye bağırıp gidiyordu. Eyvah. Değil mi arkadaşlar? Peki tiyatrodan bir tanesi eyvah. Bir tanesi çengi. Çünkü Dürdane'yi ne olarak oynatmak istiyordu? Çengi. Hatırladınız mı arkadaşlar? Çengi. Hem roman hem arkadaşlar tiyatroydu. Değil mi? Peki gezi yazısı var. Avrupa'da bir cevelan. Nereye gidiyordu cinayet işlemi? Avrupa'ya. Avrupa'da bir cevelan. Bir de tiyatrosu var. Çerkes Özdenler. Şimdi kodumuza tekrar geldik Etrabe Hanım. Bakalım. Hasan Hüseyin'in yani şunu. Tamam. Hasan Hüseyin'in. Hasan Mella, Hüseyin Fella. Tamam mı? İki tane roman. Gördük. Paris'te bir karnaval kurup, bu karnaval nerede kuruldu? Paris. Roman, Paris'te bir Türk. Ne kurdu? Karnaval. Roman, karnaval. Tamam mı? Kimi? 17 yaşındaki Dürdane'yi oynatacak. Dürdane, Dürdane Hanım roman. 17, henüz 17 yaşında roman. Çok güzel. Değil mi? Ne olarak oynatıyor? Çengi. Çengi. Hem bir roman hem bir tiyatro. Doğru mu? Evet. Dürdane'yi ne yaptı? Çengi olarak oynattığını. Kim duydu? Yeniçeri. Jönü Kafkas Felatun. Yeniçeri. Yeniçeriler. Jön. Jön Türk. Kafkas. Kafkas. Yeniçeri'de, Jön Türk'te, Kafkas'ta bir roman. Kimdi bu? Felatun. Felatun Bey ile Rakım Efendi. Tamam mı? Ve ne demişti? Eyvah! Eyvah! Tiyatro. Ne yapmaya gitti? Cinayet işlemi. Cinayet. Değil mi? Esrar-ı cinayet. Roman. Nereye gitti? Avrupa'ya. Avrupa'da bir cevelan geziyaz. Bunların hepsi bir neden ibarettir? Rivayet. Letafi rivayet, hikaye, ilk hikayemiz. Bak şöyle mantığını aldığın zaman zor olmadığını, aksine kolay olduğunu ne yapacaksın arkadaşlar? Göreceksin. Anlaştık mı? Bunlara dikkat edersek sıkıntı çıkmaz. Ahmet Mithat Efendi bundan ibarettir. Şimdi geldik. Şemsettin Sami. Bakın. Kodumuza bakın. Talat ile Fitnat'ın bak. Talat, Fitnat. Gördünüz mü? Aralarında da kalp var. Talat ile Fitnat'ın Orhun Nehri kıyısında, bak şu da Orhun Nehri arkadaşlar. O abidelerin bulunduğu yerin kıyısındaki nehir, değil mi? Moğolistan'da yaşadıkları aşktaki dil sorununu, bak Yaşadıkları aşkta bir dil sorunu var. Yani bunlar birbirlerini algılayamıyorlar. Kim? Yahya. Yahya elindeki kamus ile çözdü. Yani Yahya elindeki sözlük ile çözmüş. Yahya. Bak şimdi. Talat ile Fitnat'ın Orhun Nehri kıyısındaki yaşadığı aşktaki dil sorununu Yahya elindeki kamus ile ne yaptı? Çözdü. Hadi bakalım. Talat ile Fitnat. Tahşuku Talat ve Fitnat. İlk yerli romanımızdır Pıtırcıklar. Nerede yaşıyorlar aşkı? Orhun Nehri kıyısında. Orhun Yazıtları. Değil mi? Bu da çeviridir. Orhun Yazıtları'nı çevirmiştir. Peki bu yaşadıkları aşkta ne sorunu var? Dil sorunu var. Peki bunu kim çözdü? Yahya çözdü. Yahya'nı Seydi Yahya tiyatro. Neyle çözdü? Kamus. Kamusu Türkiye ilk Türkçe sözlüktür arkadaşlar. Bir de kamusla başlayan kamusu alem var. O da ansiklopedidir. Bak sözlük, kamus. Kamusu Türkiye ilk sözlüğümüzdür. İlk Türkçe sözlüktür. Çünkü Yahya elindeki neyle çözdü? Kamus ile çözdü. Tiyatro Seydi Yahya. Kim çözdü? Yahya çözdü. Roman Tahşuku Talat ve Fitnat. İlk yer roman. Çünkü aşkı Talat ve Fitnat yaşıyor. Ansiklopedide kamusul alem. Çünkü Yahya elinde kamusla çözdü, onu çağrıştırdı. Peki bu aşk neredeydi? Orhun Nehri kıyısındaydı arkadaşlar. O yüzden Orhun Yazıtlar. Tamam. Şimdi eserleri bir daha tekrar edelim arkadaşlar. Talat ile Fitnat'ın Orhun Nehri kıyısında yaşadıkları aşktaki dil sorunu Yahya elindeki kamus ile çözdü. Aşk yaşayan Talat ve Fitnat. Tahşuku Talat ve Fitnat. İlk yerli roman. Arkadaşlar ilk yerli roman hani ilk yaptığın yemek süper olmaz ya. İlk yazdığın arkadaşlar romanda süper olmayabilir. Arkadaşlar Talat ve Fitnat birbirlerini çok severler. Ve Fitnat'ın babası Tütüncü Hacı Bey. Aslında Talat Fitnat'ı tütün almaya gittiği Hacı Bey'in dükkanında tanımıştır. Hacı Bey'in üvey kızıdır. Ama Fitnat'la çok evlenmek ister. Yalnız Tütüncü Hacı Bey Fitnat'ı, üvey kızı Fitnat'ı Talat'a vermek istemez. O da onu zengin birisi Ali Bey ile nişanlar. Tam düğün gecesi, tam evlilik gerçekleşirken Fitnat Talat'ımın olmadıysam kara toprağın olurum der. Küt intihar. Ve damat Ali Bey gelmiştir. Ya ne oldu? Gelin ölmüş. Sonra gelinin boğazında kolyeye bakar. Aa, meğer yıllar önce kaybettiği kızıymış. Eğer kızı kendini öldürmese neredeyse kızıyla evlenecekmiş. Yani böyle bir şey karşımıza ne yapar? Her yönüyle çıkar. Anlaştık mı? Evet. Tahşuku Talat ve Fitnat roman. Peki bu aşk nerede? Orhun Nehri kıyısında. Orhun Yazıtları çevirisini yaptı. Geldik. Dil sorununu kim çözdü? Yahya. İşte Seydi Yahya tiyatro. Ne ile çözdü? Kamusuyla. Kamusu Türkiye. İlk Türkçe sözlük kamusu. Alemde ansiklopedi. Tamam. Eserlerde verdik ve Şemsettin Sami burada ne yapmıştır? Bitmiştir. Şemsettin Sami Orhun Yazıtları'nı çevirdi. Tabii ki o dönemin kök Türkçeden Türkiye Türkçesine çevirdi. Çok güzel. Aynı zamanda Kutadgu Bilig çevirisi de vardır. Hatta aynı zamanda Şemsettin Sami'nin Sefiller çevirisi de vardır. Tamam mı? Victor Hugo'dan hani Münif Paşa hikayeyi mağdur olarak çevirdi ya, bu Sefiller olarak da çevirmiştir. Evet. Şimdi direktör Ali Bey. Komedi deyince akla gelen kişidir. Tamam. Şimdi gelin direktör Ali Bey'e beraber bakalım. Tamam. Berber Hamza. Bak. Berber Hamza. Elinde ne var? Gördünüz mü? Elinde ne var? Gördünüz mü? Makas var. Evet. Berber Hamza. Yolda tüllü kokona ile karşılaşıp bak tüllü kokona. Gördün mü arkadaşlar? Makyajın dibine vermiş. Gördüğünüz gibi bir de neyi var arkadaşlar? Tülü var. Tüllü kokona ile karşılaşıp, tamam mı? Seyyar Tosun'un evindeki, bak bu da arkadaşlar seyyar satıcılık yapan Tosun. Vallahi arkadaşlar göbeğe bakarsanız bayağı bir Tosun. Pandemide bayağı bir evde kalmış belli. Tamam. Seyyar Tosun'un evindeki sofraya bak. Evinde ne var? Sofra. Oo, yumurta var. Sosis var. Bir şeyler var. Arkadaşlar valla ben olsam Tosun'un yanında olsam mangal yakardım. Birazcık ucuza kaçmış Tosun. Seyyar Tosun'un evindeki sofraya seyahat etmeye karar verdi. Bak hop gittiler. Demek ki Berber Hamza yolda tüllü kokona ile karşılaşacaklar. Lan şu göbekli seyyar Tosun'un, tamam mı? Seyyar satıcılık yapan Tosun'un evindeki sofraya doğru seyahat edelim, gidelim dediler. Tamam. Şimdi eserlere bakalım. Bak kod. Berber Hamza, geveze berber. Bir tiyatrodur. Adam tiyatro ve komedi ustasıdır. Hamza değil mi bu adamın adı? Hamza. O zaman al sana Ayar Hamza tiyatro. Kimle karşılaştılar? Tüllü Kokona'yla. Peki tül bize neyi hatırlatıyor? Lehçetü'l-Hakayık. Tamam mı? Mizah sözlüğü. Hatta Türk edebiyatındaki ilk mizah sözlüğü. Tüllü neyle karşılaştı? Kokona. Kokona yatıyor. Tiyatro. Kime gittiler? Seyyar satıcılık yapan Tosun. Seyyar Tosun'a. Seyyar. Seyyareler. İçinde esprileri var Yunan mitolojisiyle alakalı. Tamam mı? Kime gittiler? Tosun'a gittiler. Tosun'a tiyatro. Peki Tosun Ağa, Tosun bunlara ne kurdu? Sofra kurdu. Ah, ya Rabbi şükür sofra kuruldu. Tiyatro. Oraya doğru ne yaptılar bunlar? Karnımızı doyuralım diye seyahat ettiler. O zaman seyahat jurnali, bu da gezi yazısıdır. Şimdi şuradan eserleri sadece şekil üstünden görün istiyorum. Hadi bakalım. Şekil şu an açık. Evet. Berber Hamza. Berber, geveze berber tiyatro. Hamza, Ayar Hamza tiyatro. Yolda kimle karşılaştı? Tüllü Kokona. Tüllü Kokona'nın tülü Lehçetü'l-Hakayık. İlk mizah sözlüğü. Kimle karşılaştı? Tüllü Kokona ile. Kokona, Kokona yatıyor. Ve kime gitmeye karar verdiler? Seyyar satıcılık yapan Tosun'a. Seyyar, seyyareler. İçinde espriler var. Kim? Tosun. Tosun Ağa tiyatro. Tosun Ağa bunlara ne kurdu? Sofra kurdu. Tamam mı? Ya Rabbi şükür sofra kuruldu. Bunlar buraya ne yaptılar? Hareket ettiler yolda. Değil mi? Seyahat, seyahat jurnali, gezi yazısı. Berber Hamza yolda karşılaştı Tüllü Kokona'yla. Seyyar satıcılık yapan Tosun Ağa evinde sofra kurdu. Bunlara yolda bu ikisi karşılaştı. Bu sofraya doğru ne yaptılar? Seyahat ettiler. Berber Hamza. Berber. Geveze berber, Hamza, Ayar Hamza, ikisi de tiyatro. Tüllü Kokona ile karşılaştı. Tül, Lehçetü'l-Hakayık. İlk mizah sözlüğü. Kokona, Kokona yatıyor. Tamam mı? Kokona neymiş? Kokona yatıyor. Bu da tiyatro. Peki kime gidiyorlar? Seyyar satıcılık yapan, seyyar, seyyareler, espriler. Kim? Tosun'a, şu göbekliğe gidiyorlar. Tosun'a tiyatro. Tosun Ağa bunlara ne kuruyor? Sofra. Ya Rabbi şükür sofra kuruldu. Bunlar da bu sofraya doğru ne yapıyorlar? Seyahat ediyorlar. Seyahat jurnali, gezi yazısı. Gördünüz mü? Bak ne güzel. Yani her ne kadar arkadaşlar zor gibi gözükse de bizde zor zamanımızı asla bizim zamanımızı almaz. Tamam. Hadi bakalım. Ahmet Vefik Paşa. Bak Ahmet Vefik Paşa farkında mısınız? Hafızalar dolu dolu. Çünkü eser atlamak istemiyorum. Bak. Savruk ama civan bir adam olan Ahmet Vefik, ya savruk, tamam pejbürde, ne bir gün orada bir gün burada, tamam mı? Savruk ama civan bir adam olan Ahmet Vefik. İşte Ahmet Vefik burada, tamam. Kocalar Mektebi'nde tabiptir. Bak Kocalar Mektebi'nde tabiplik yapıyor. A. Kadınlar Mektebi'nde çalışan, bak Kadınlar Mektebi'nde çalışan, evet. Meraklı Dudu'ya, meraklı Dudu, gördün mü? Gözü falan meraktan kendinden geçmiş. Evet, azar azar aşık olur. Anam! Kalp, arada aşk başladı. Ve nikahlanır. Abo! Azar azar aşkın arasından nikahlandılar. Tamam mı? Elmalı turta seven Dudu'nun, bak elinde elmalı turta var gördün mü? Elmalı turta seven Dudu'nun bir çocuğu olur. Evet, ve sürekli dandini diye sallar. Bak! Bebiş gördünüz mü? Bak bayağı büyüttü bebişi. Dandini diye ne yapar? Sallar. Şimdi geldik. Savruk ve civan adam Ahmet Vefik. Ahmet Vefik zaten Ahmet Vefik Paşa'dır. Tamam Ahmet Vefik Paşa'dır. Savruk. Savruk. Bu zaten arkadaşlar Savruk adlı tiyatrosu. Civan. Don Civani tiyatrosu. Adam ya bu. Adamcıl tiyatro. Nerede çalışıyor? Kocaman Mektebi'nde. Kocaman Mektebi tiyatro. Orada ne iş yapıyor? Tabip, doktor, tabibi aşk, tiyatro. Peki bu kime aşık oldu? Kadınlar Mektebi'nde çalışan meraklı Dudu'ya. Kadınlar Mektebi direkt olarak tiyatro. Anlaştık mı? Kime aşık oldu? Meraklı Dudu'ya. O zaman Meraki. O da tiyatro. Kime aşık oldu? Dudu'ya. Dudu kuşlar. O da tiyatro. Nasıl aşık olmuştu? Azar azar. Azar ya. O da tiyatro. Ha. Sonra bunlar ne yaptı? Nikahlandı. Zor nikah. O da tiyatro. Değil mi? Sonra Dudu'nun bir çocuğu oldu. Onun dandini dandini diye ne yaptı? Salladı. O zaman Yorgaki dandini. O da tiyatro. Peki Dudu ne seviyordu? Elmalı turta seviyordu. Tartüf. O da tiyatro. Turtadan tartüf. O da tiyatro. Bak çok güzel. O zaman şimdi şöyle sadece şekli vereyim ve buradan eserleri izninizle beraber şöyle sayalım. Şu an önümüzde kocaman var. Tamam. Şimdi geldi. Savruk, civan bir adam olan Ahmet Vefik. Ahmet Vefik, Ahmet Vefik Paşa. Tamam. Savruk, savruk tiyatro. Civan, Don Civani tiyatro. Adam, adamcıl tiyatro. Evet. Bu adam nerede? Kocalar Mektebi'nde. Kocalar Mektebi tiyatro. Mesleğine tabip. Tabibi aşk. O da nedir arkadaşlar? Tabibi aşk. O da tiyatro. Geldik. Peki bu kime aşık oldu arkadaşlar? Kadınlar Mektebi'nde çalışan meraklı Dudu'ya. O zaman bak. Kadınlar Mektebi tiyatro. Meraklı Dudu. Meraki tiyatro. Dudu. Dudu kuşları tiyatro. Aşık oldu. Peki. Elmalı turta sever. Nasıl aşık olmuştu? Azar azar. Evet. Azar ya. O da nedir arkadaşlar? Tiyatro. Aşık oldu. Arkadaşlar yine burada aşk. Tabibi aşk. Değil mi? Aşk doktor anlamına geliyor. Yine bu bir tiyatro. Al. Peki ne seviyor bu Dudu? Turta seviyor. Elmalı turta. Tartüf. O da bir nedir? Tiyatro. Sonra bunlar nikahlandılar. Zoraki nikah. O da tiyatro. Sonra bundan çocukları oldu. Dudu çocuğu salladı. Dandini dandini. Yorgaki dandini. O da nedir arkadaşlar? Tiyatro. O zaman arkadaşlar dikkat ettiğiniz gibi tiyatrolarını saydık. Bir daha. Bu adam kim? Savruk civan adam Ahmet Vefik. Savruk tiyatro. Civan Don Civani tiyatro. Adam tiyatro. Ahmet Vefik zaten. Peki ne iş yapıyor bu? Tabip. Tabibi aşk tiyatro. Nerede tabip? Kocalar Mektebi'nde. Kocalar Mektebi tiyatro. Peki kime aşık? Kadınlar Mektebi'nde çalışan meraklı Dudu'ya. Kadınlar Mektebi tiyatro. Meraklı meraki tiyatro. Dudu kuşları tiyatro. Ne oldu? Azar azar aşık oldu. Azarya tiyatro. Sonra bunlar ne oldu? Nikahlandı. Zor nikah tiyatro. Aa, peki Dudu ne seviyor? Elmalı turta. Tartüf tiyatro. Dudu'nun bir çocuğu oldu. Dandini dandini diye salladı. Yorgaki dandini. O da nedir arkadaşlar? Tiyatro. İşte bu iş bu kadar. Demek ki Ahmet Vefik Paşa'yı da böylece kodlamış olduk. Aynı zamanda sözlüğü var. Lehçe-i Osmani. Osmanlı lehçesi anlamında. Tarih kitabı var. Şecere-i Türkiye çevirisini yaptı ve bizim için önemli oldu. Bak arkadaşlar diğer eserlerinde zaten burada vermişim. Dudu kuşları, Don Civani, Adamcı, Zornika, Kocaman Mektebi, Kadınlar Mektebi, Tartüf, Azarya, Meraki, Yorgaki Dandini, Zoraki Tabip ve Savruk adlı eserlerde zaten burada bize başarıyla verilmiş gençler. Evet. Haydi bakalım. Tanzimat 1. dönemde sona doğru. Ahmet Cevdet Paşa. Damda yaşayan Mecelleci Cevdet Osmanlı hukukçusudur. Bak. Damda yaşıyor. Dam. Gördün mü? Damda yaşayan. Mecelleci Cevdet. Evet. Ne hukukçusuymuş? Osmanlı hukukçusu. Bak. Damda yaşayan Mecelleci Cevdet olduğuna göre Cevdet Ahmet Cevdet Paşa. Tamam. Onun ünlü hukuk kitabının adı Osmanlı hukuk kitabının adı Mecelle. Eski tarz bir hukuk kitabı. Nerede yaşıyor? Damda yaşıyor. Demek gazetesinin adı nedir? İkdam. Peki ne hukukçusuydu bu? Osmanlı hukukçusuydu. O zaman Osman, Kavaidi Osmaniye ve Belagatı Osmaniye diye kitapları var. Kavaidi Osmaniye dil bilgisi kitabı, Belagatı Osmaniye edebiyat kitabı. Tamam. Hadi bakalım şuradan sadece şekil üzerinden yapalım. Şöyle damı da gösterelim. Şimdi bir. Bu kim? Mecelleci Cevdet. Ahmet Cevdet Paşa. Tamam. Ahmet Cevdet Paşa. Nerede yaşıyor? Dam'da yaşıyor. Gazetesinin adı İkdam. İkdam'a ilk defa Türk gazetesidir dedi arkadaşlar. Türk ibaresini kullandığı bir gazetenin içinde. Evet. Peki bu adam kim? Mecelleci Cevdet. Mecelleci Cevdet olduğuna göre Mecelle bunun neyidir? Arkadaşlar Mecelle bu adamın ilk arkadaşlar eski tarzda olsa bir hukuk kitabıdır. Tamam. Peki bu adam ne hukukçusu? Osmanlı hukukçusu. O zaman Osmaniye deyin geçin. Kavaidi Osmaniye, Belagatı Osmaniye, Kavaidi Osmaniye diye bilgisi kitabı, Belagatı Osmaniye edebiyat kitabı. Bakın eserlerini de verdik. Şekil üzerinden zaten ne yapmıştık arkadaşlar? Saymıştık. Evet, geldik buraya. Bak, Mizancı Murat. İki şeyini bilmenizi istiyorum. Bir, bu adam niye Mizancı Murat? Çünkü Mizan diye bir gazete çıkarıyor. Bu yüzden. Mizan diye bir gazetesi olduğu için adamın adı Mizancı Murat. Bak cepte. Bu bilgi cepte mi? Cepte. Güzel. Peki romanın adı neymiş? Turfanla mı Turfa mı? Bak Murat ne diyor biliyor musunuz? Bak Murat ne diyor? Buraya meyveleri koymuş. Turfan da bunlar, turfan da diye bağırıyor. Tamam. Murat turfan da mı bunlar, turfan da diyor. Mizancı Murat deyince turfanla mı, turfa mı? Burada arkadaşlar kahramanı Mansur Bey'dir. Romanda geçen Mansur aslında Mizancı Murat'ın ta kendisidir. O zaman otobiyografik özellik gösterir. Ve burada kalkınmanın köyden başlaması gerektiğini söyler. Bir de bunun gazetesi vardır. Mizan terazi anlamına gelir. Mizan, mizan diye de bir terazisi vardır. Tamam mı? Teodor Kasap. Bak. Arkadaşlar dergisinin adı Diyojen'dir. İlk mizah dergisidir. Bak. Bunu nasıl kodladık? Teodor Kasap. Kasap. Elinde Diyo marka bir boyayla hop her tarafı boyuyor. Bitti. Kasap dükkanını Diyo'yla boyuyor. Bitti. O zaman Teodor Kasap. Diyojen. Kasap Diyo marka boyayla evi boyadı. Murat turfanla mı bunlar? Turfanda diyor. Mizancı Murat turfanda mı? Turfa mı? Güzel. Aynı zamanda Mizan gazetesi. Şuna bakalım. Bu adam kim? Cevdet. Ahmet Cevdet Paşa. Elinde ne var? Mecelle. Hukuk kitabı. O zaman Mecelle onun hukuk kitabı. Nerede yaşıyor? Dam'da. İkdam gazetesi. Evet. Peki bu adam ne hukukçusu? Osmanlı hukukçusu. Çünkü Mecelle zaten bir hukuk kitabı. O zaman Osmanlı hukukçusu olduğuna göre Osman Kavaidi Osmaniye diye bilgisi kitabı. Belagatı Osmaniye ne kitabıdır bu adamın? Edebiyat kitabı. İşte arkadaşlar olayı hep beraber görmüş olduk mu? Demek ki arkadaşlar Tanzimat birinci dönem sanatçıları nelermiş? Bunlarmış. Bir tane daha var mı? Bak zorluyorum. Yok. Demek ki arkadaşlar artık Tanzimat birinci dönem birazcık uzun oldu ama bütün sanatçıların dikkat ettiysek bitirmiş olduk. Adana Şiş zamanının içinde kodlanan sanatçılar bitti. Farkında mısınız? Sadece hafıza tekniği olarak düşünmeyin bunları. İçerik bilgisi de verildiği için hafıza tekniklerinin üzerine çıkıldı. Sadece böyle saçma kodlamalarla olay kapatılıp hızlı bir şekilde geçilmedi. Size bildiğiniz konu anlatım genel tekrar tarzında bir video çekimi yapıyoruz. Unutmayın, kıymetinizi bilin. Ben hiçbir şey üstünkörü geçmem. Kendinize iyi bakın. Esen kalın gençler.